Geldiniz. Sayın seyirciler, bölünme anayasası çalışmalarına Abdullah Öcalan'ın açıktan dahil olmasıyla birlikte Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda açılım tartışması çıktı. CHP'li Atilla Kart, Öcalan'ın örgüt üzerindeki gücünden devlet yararlanabilir ancak AKP bize bilgi vermiyor dedi. Kart, açılımla başkanlık sisteminin hedeflendiğine işaret etti. Atilla Kart'ın bu sözlerini yanıtlayan BDP'li Sırrı Süreyya Önder, başkanlık sisteminin tartışılabileceğini belirtti. MHP'li Faruk Bal ise Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında toplantı talep etti. İmralı süreciyle bölünme anayasası çalışmalarına Öcalan doğrudan dahil oldu. Çalışmaların yürütüldüğü uzlaşma komisyonunda açılım tartışması çıktı. Uzlaşma komisyonu üyesi CHP'li Atilla Kart açılım sürecine ilişkin bilgilendirilmiyoruz dedi. Kart Öcalan'ın örgüt üzerindeki gücünden devlet faydalanabilir açıklaması yaptı. CHP'li Kart'ın işaret ettiği diğer konu başkanlık tartışması oldu. Kart açılım sürecinin ucunda başkanlık hedefinin olduğunu söyledi. Barışın sağlandığı ya da sağlanacağı görüntüsüyle Türkiye'de zaten sınırlı hale gelen nispi demokrasinin başkanlık sistemi adı altındaki diktaya kurban edilmesi, bu yönde bir mühendisliğin yapıldığını görüyoruz. BDP'li Sırrı Süreyya Önder, Atilla Kart'ın sözlerini başkanlık sistemi tartışılabilir diyerek yanıtladı. Açılım sürecinde pazarlık yapılmadığını savunan BDP'li Önder, Öcalan'ın yazdığı mektupların içeriği yakın zamanda kamuoyuna açıklanacak dedi. Tekrar söz alan CHP'li Atilla Kart, yürütülen müzakerelerin anayasa sürecini belirlemesine müsaade etmeyiz. Biz burada figüran olmayız diye konuştu. Tartışmalara MHP'li Faruk Bal da katıldı. Bal, açılım sürecine külliyen karşıyız dedi. Açılım pazarlıklarıyla uzlaşma komisyonu çalışmalarının etkisizleştiğini belirten Bal, Meclis Başkanı Cemil Çiçek başkanlığında durum değerlendirmesi toplantısı talep etti.